ilk karşılaşması başlıyor. Sait Erkan Bıyıkoğlu, Sivaslı, 1.74 boyunda, 63 kilo, 22 yaşında. Sait Erkan Bıyıkoğlu. Ve rakibi. Kilisli, 1.73 boyunda, 63 kilo ve sadece 19 yaşında. Çok genç bir isim. Kilisli Ahmet Recep Cabaoğlu. Gecenin birinci maçı başlıyor. Beraber dönelim. Bu. Bir daha uyarmayacağım. İndir. Orada kal. Karşılaşma başlıyor değerli izleyiciler. Sol tarafta Sait Erkan Bıyıkoğlu. Maçın hakemi Abdullah Çin. Bilek. Bir uyarı verecek. Uyarı verdi sevgili izleyiciler. Ahmet Sait, Recep Caboğlu'na bir uyarı geldi. 63 kilo karşılaşması bu. 9 ayrı siklette yapılıyor mücadeleler. Çok güzel. Bilek bekle. Ready go. Karşılaşma başladı. Başlar başlamaz bilekler birbirinden ayrıldı. Strap match yapılacak. Kayış takılacak bileklere sevgili izleyiciler. İşte bakın eller birbirinden nasıl sıyrıldı. Koyun. Tekrar bağlıyorlar. Abdullah Çin maçı hakemi. Bekle. Böyle bekle. Bilekten bağlıyor. Soruyor. Ne taraftan bağlaması gerektiğiyle ilgili sorular sorabiliyor. Alttan. İki tarafın da onay vermesi doğrultusunda ilerliyor. Bekle. İki Türk sporcu. Kilisli Ahmet Recep Caboğlu ve Sivaslı Sait Erkan Bıyıkoğlu. Bakalım kim kimin bileğini bükecek. Sivaslı mı? Kilisli mi? Omuz. Artık ellerin birbirinden ayrılması imkansız. Omuz. Dirsekler yastıktan ayrılamaz. Beraber dönelim. Dön. Evet. Recep omzunu gir. Evet bekle. Redik. Stop. Bir uyarı. Bir uyarı da Sait Erkan Bıyıkoğlu'na geldi. Hakem ready go diyene kadar uyarılar yapılıyor. İki uyarı bir faule sebep olur. Ama hakem ready go dedikten sonra yapılan fauller... Bir tane faul anlamına gelir. Direkt faul. İki faul karşılaşmayı kaybetmelerine sebep olur. Şimdi hakem tutuşu yapılacak sevgili izleyiciler. Maça bir türlü giremediler. Sait Erkan Bıyıkoğlu, Ahmet Recep Caboğlu birbirlerine üstünlük sağlayabilmek için son derece titizler. Ekranlardaki Sait Erkan Bıyıkoğlu 4. sınıf tıp öğrencisi sevgili izleyiciler. Beden Eğitim ve Spor Bölümünde okuyor Ahmet Recep Caboğlu da. İyi babası mi? Bir esnaf. İyi. 19 yaşında henüz Caboğlu. Bıyıkoğlu ise sevgili izleyiciler 22 yaşında. Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyor. Bekleyin. Bir dakika. Ahmet Recep ise Fırat Üniversitesi'nde. Omuz kımıldama. Omuz kımıldama. Bekle. Üstten istiyorsun. Bekle. En ufak bir avantaj galip gelmelerine sebep olur. Ve başladı sevgili izleyiciler. İnanılmaz bir başlangıç. Sait Erkan Bıyıkoğlu 1-0 yaptı durumu. 3 yapan karşılaşmayı kazanır. 3 yapan karşılaşmayı kazanır. Muazzam bir başlangıç yapıyor Sivaslı. Orada bakın yastığa değmesi yeter. Yastığa değmese bile o seviyenin altına rakibinin elini indirdiğinde mücadelede bir seti kazanmış olur. 5 set üzerinden oynanıyor. 3 yapan kazanacak. Öyle bir spor dalı ki sevgili izleyiciler. 1-0 öne geçseniz de 1 saniye içinde yenseniz de ikinci sette 1 saniye içinde kaybetme ihtimaliniz var. Bilek, parmak, kol
o kadar birbirine senkronize durumdalar ki, kas gruplarını o kadar dengeli yapmak zorundalar ki, farklı bir kas grubuna hükmettiklerinde eğer o kas grubu zayıfsa oradan maçı çevirebilme durumları var. Dünyanın en teknik sporlarından bir tanesinden bahsediyoruz. Ahmet Recep Caboğlu 1.73 boyunda sevgili izleyiciler, rakibinden sadece 1 santimetre kısa. Omuz kımıldama. Kımıldama. 1-0. Çok güzel. Önde Sait Erkan Bıyıkoğlu sevgili izleyiciler. Bilek. Çok güzel. Go. Mücadele başladı. Başlar başlamaz da bilekler yine sıyrıldı. Strap match, yani kayış karşılaşması başlayacak. Kayış takacaklar. O kemer bağlanacak. Ellerin açılmaması için. Alttan. Babası öğretmen Sait Erkan Bıyıkoğlu'nun. Bilek güreşini yapmasında beden eğitimi öğretmeni etkili olmuş. Gücünü ve yeteneğini keşfetmiş. İlk turnuvası Sivas'ta özel bir turnuvaymış. Ve bu turnuvada birincilik elde etmiş. Tamam. Sait Erkan Bıyıkoğlu ve oradan bu yana büyük merakla devam ediyor. 2013 yılında bilek güreşine başladı. 2016'da milli oldu. Rusya'da, Bulgaristan'da, Polonya'da, Romanya'da, Macaristan'da, Yunanistan'da bayrağımızı temsil etti. İndir biraz, indir biraz. Evet. Recep'le daha önce hiç karşılaşmadılar. Dönelim. İlk kez karşı karşıya geliyorlar. Sait dön abi. Dön. Sait dön. Sait dön. Bekle. Ready go. Mücadele başladı. Ortada devam ediyor mücadele. Bastırmaya başladı. Pres uyguluyor ve bir kez daha arka arkaya ve sonrasında kazandı. 2-0 oldu. 2-0 yakalıyor Sivaslı Sait. 2-0 sevgili izleyiciler. Ahmet Recep Kilisli 2-0'dan mücadeleyi çevirebilecek mi? Mücadelenin yardımcı hakemi de Ali Osman Aydın. Gaziantep'li hakem, 40 yaşında MHK üyesi, uluslararası bir hakem. Çok tecrübeli isimlerden oluşuyor hakemler. 2-0'ı nasıl yaptı bakın. Birinci pres baskısı, bir kez daha denedi. Üçüncü denemesi ve dördüncü de yastığı buldu. Ve dünya çapında bir isim, Avrupa ve dünya şampiyonu Daniel Prokopçuk, 1.77 boyunda ve Murat Varhan. Gecenin ikinci ana karşılaşmasını yapacaklar. Murat mı yoksa dünya şampiyonu mu? Murat dinleniyor. Daniel Moldovalı da ısınma hareketlerine başlamış bile. Annesini kaybettikten sonra Sait Erkan Bıyıkoğlu, sol taraftaki isimden bahsediyorum. Çok da bir sarsıldı annesini kaybedince. Annesinin vefatı kendisinin bilek güreşine başlamasında etken olaylardan bir tanesi. Kafasını dağıtmak için, meşgul olabilmek için bilek güreşine başladı. Sait Erkan Bıyıkoğlu, Sivaslı. Dön, dön, dön. Evet, Ahmet Recep Caboğlu'na bir uyarı verdi karşılaşmanın hakemi. İki uyarı bir faul olur. Ama ready go dedikten sonra, karşılaşmayı başlattıktan sonra her hata faul ile değerlendiriliyor. Dön. Birazcık daha dönelim rotasyon için. Dön. Dön. Biraz, evet, bekle. Ready go. Stop. Stop. Mücadele başladı. Uyarım. Şimdi Sait Erkan Bıyıkoğlu'na bir faul verildi sevgili izleyiciler. Faul mi, uyarı mıydı? Ready go dedikten sonra mı bozdu yoksa ready go demeden önce mi? Bu da tabii önemli. Başlatmadan önce ise uyarı. Başlattıktan sonra faul oluyor direkt. Evet, bekle, bekle, bekle. Ready go. Evet. Stop. Şimdi başladı. Stop. Erken çıkış. İkinci uyarı. One faul. Evet sevgili izleyiciler, Ahmet Recep Caboğlu faul yaptı. Ve bakın beyaz çizgi geldi. Orada 3 nokta üst üste, bakın orada. Üst tarafta birinci faul. Bir tane daha yanarsa ikinci faul oluyor ve kırmızıya dönecek. Dön, 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 dön. Birazcık daha dön. Seti kaybeder öyle durumda. Bilek, bekle, bekle. Dön Recep Bilek, evet. Ready, go!
Başladı. Hook pozisyonuna getirdi. Sait Erkan bıyık oldu. Sevgili izleyiciler, Ahmet Recep bastırmaya başladı. Karşılıklı çabalar var. Direniyor. Recep direniyor. Yine bir faul var. Sevgili izleyiciler, 3-0 oldu. Bakın şimdi kırmızı yanacak. Ahmet Recep Ceboğlu, Sait Erkan Bıyıkoğlu mücadelesi sona erdi. 63 kiloda galip olan isim Sait Erkan Bıyıkoğlu oluyor. Tebrik ediyoruz, güzel bir galibiyetti. Nasıl kazandı bir görelim.